şekilde aksini düşünmem. Fakat mesela o gün hep böyle bir soru var kafamda. Peki niye Hasan Tahsin böyle hunharca şehit edildi? Bu adam niye kendini feda etme gereği duydu? Bir yerlere mi kızmıştı? Yoksa ben dünden beri onun şeyini atıyorum. Yalnız şehit. Benim için Hasan Tahsin yalnız bir şehittir. Yıllarca adı bile anılmadı. Düşün bak. Yıllarca adı bile anılmadı. 70'li yıllarda adı çıktı. Hı hı. Ama şöyle bir şey olabilir mi? Hukuku Beşer yazarı, Hukuku Beşer'in sahibi, Selanikli, Mustafa Kemal'in memleketlisi, o Maşatlık mitingine mi kafayı bozdu acaba? Maşatlık mitingine takılmış olabilir mi? Çünkü Maşatlık mitinginde işgale karşı olma ve bir deklarasyon yazıp İngiliz Yüksek Komiserine gönderme var. O Mahur'da yazan bir şey var. İngilizlerden diyor ki Maşatlık mitinginin yöneticileri, Yunan gelmesin, siz gelin işgal edin. Ama şehit Hasan Tahsin Recep her türlü işgale karşı. Acaba İzmir'in o günkü ileri gelenleriyle Hasan Tahsin arasında bir görüş ayrılığı mı vardı? Yazılmış bazı anı kitaplarında, çünkü bu Hasan Tahsin'den genç, ele avuca sığmaz gazeteci olarak bahsedilir. Bu adam acaba İzmir'in gerçekten reddi ilhak konusundaki samimiyetine inanmadığı için kendini feda mı etti? Bir intihar eylemi mi yaptı? Bunlar yok. Biz tarihimizde her şeye böyle lay lay lon baktığımız, hı, için. Bugün de mesela basın özgürlüğü konakta muhtemelen gazeteciler cemiyeti basın özgürlüğüne dem vuracak. Açık söylüyorum, ödediğim ve ödeyeceğim bedellere rağmen ben mesleğimi özgürce yapmaya devam edeceğim. Hadi gelsinler engellesinler. Benim özgürlüğüme tasallup edenlerin çoğunluğu benim ne yazık ki aynı görüşte olduğumu sandığım insanlardır. Basın özgürlüğünü de ayrıca görüşmek lazım. Hı hı. Taraflılık, tarafsızlık, objektifliği de aslında sana çok net bir şey söyleyeyim. Keşke imkan olsa o Hukuku Beşer'in çok azdır onun nüshaları, onların bugünkü dilde okunmalarını genç gazetecilere sağlasak, onlar okusa Hukuku Beşer'i. Ama işte dün bir seçim yaşadık. Evet. Bu stüdyoda neler söylemiştik. Neler konuştuk. Kaygılı olduğumu hep beyan ettim. Hatta sabahleyin eşim bile söyledi. Sen çok söyledin dedi. Böyle oldu dedim. Kızdı bana. Neden kızdı? Cumhurbaşkanlığı seçimi çok erken konuşmak için. Çünkü ikinci tura kalma ihtimali var. Evet. Ben dün dikkatimi çekti. Milletvekili seçimliği öncelik Cumhurbaşkanlığına verildiği için hep gölgede kaldı. Hı hı. Ama tamam. Çıkan Devri sonuçlar milletvekilisi. Evet. Siri bize dahil oldu. Ama çıkan sonuçlar memnun mu? Herkes memnun mu? Yani CHP de memnun. Herkes kazandı mı? Hep beraber kazandık. Ya da hep beraber kaybettik. Hayır. Türkiye tipi demokrasi dün külliyen kaybetmiştir. Külliyen. İçinde halkın olmadığı, halka dayatılan bir demokrasiydi bu. Burada söyledik. Şimdi bir daha söylüyorum. Bana lütfen biri bunun sosyolojik, siyasal karşılığını açıklasın. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı. İzmir %63 küsür oranında kendisine destek veriyor. Peki niye partiye %51'de kalıyor? Şimdi şöyle denecek. Ama ittifaktan da var. İşte Saadet var, İyi Parti var, şu var, bu var. O zaman CHP'nin oyu mu düştü İzmir'de?